Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Sanırım anlamışsınızdır ne olduğunu. Demeye gerek yok. Dediğim gibi Türkiye'de en çok bulunan ama kalitesinin en çok yani en çok karıştırılan, kaliteli olması çok önemli olan bir yuvarlak oyma. Diyoruz ya, özellikle bunu su kenarlarında, bakın suya yakın su kenarlarında veya suyun aktığı yerlerde bu tip oluşumlar olabilir. Bunlar yuvarlak oyma değil, suyun oluşturmuş olduğu bir oymadır diyelim kısacası. Çok terime girmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi diyorum ya, bundan önce anlattık, çokça anlattık, yine anlatacağız, yine anlatacağız. Çok kaliteli oyma diyorum ya, bölgeyi bildiğim için bu tip oymalar çok güzel. Mezarlarda o şekilde. Şimdi burada anlatmamız gereken çok şey var aslında. Diyorum ya, bunu görünce bölgede ne var onu bilmemiz gerekiyor. Nasıl bir tip bir mezarın olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şurada aramanız gereken büyük bir oda mezar değil. Kaya içi normal, etrafı geniş şekilde, bakın bayağı bir geniş, yani yaklaşık ne diyelim 1'e 1,90 veya 1'e 2 gibi büyüklükte kaya kesilir ve içine konulur. Ama zor bir ihtimal, bakın zor bir ihtimal diyorum, kayanın içi açılır, küçük bir kaya içi mezar, piç mezar dediğimiz mezardan da yapılabilir. Şimdi çevreye bakalım. Şöyle bakıyoruz. Bakın şu iki taşın arası aranmış. Yani dört taş, hatta dört ana kayanın arası aranmış. Yanlış bir nokta gösterelim. Şimdi işaretimiz şu noktada. Görmüş olduğunuz gibi bu noktada. Hemen aşağı kısımda kaya içi, yani kayanın ara kısmı kazılmış. Bir bakalım, gerçek bir kazı, işlenmiş bir toprak mı? Görüyor musunuz? El değmemiş bir toprağa kazıyorsunuz. Kayanın arasında. Aradığımız mezar tipi zaten bu değil. Aramadığınız bir şey. Olmayan bir şey arıyorsunuz. Sıkıntı değil. Kendinizi güçlendirirsiniz. Aynı şekilde bakın, o kadar kaya kırıyorsunuz, o kadar zahmete giriyorsunuz. Bilmiyorum ne anlatmamız gerekiyor. Zira aşağı kısımda kazılmış. Çevrede başka şey var mı? Bakın şurada biraz işlem var. Yine kesik gibi. Şu görmüş olduğunuz ara da kesilmeyecek. Çünkü aradığınız tip mezar bu değil. Kaya içi mezar. Onun dışında bakın çevreye bakıyorum. Mezarın yaklaşık şu anda çevresinde dolaşıyorsunuz. Yani en fazla 50 metre. En fazla. Bakın bir tane mezar olmaz. Şurada bir kazı var. Bunlar mezar taşları değil, mezar kapağı değil, herhangi bir mezar alanı değil. Onu göstermiş olalım. Şurada küçük bir taş topluluk, yani çağıl diye adlandırdığımız bir taş yığını varmış. Oranın da ana zemin kayaya gelmişler, bırakmışlar. Şu görmüş olduğunuz, bakın, şu görmüş olduğunuz alanın tamamı kaya, yani ana kaya var arkadaşlar. Şu görmüş olduklarınızdan, yani şunlardan var. Buradaki mantık zaten kaya içi mezar. Şu anda diyorum ya, yaklaşık 20-25 metre çevresine baktığımızda herhangi bir açılmış alan göremedik. Şimdi ne yapacağız? Bakın ne yapacağız? Çok basit arkadaşlar. Hemen diyorum ki şunu söyleyebiliriz. Bak en mantıklı, cihazsız, hiçbir cihazınız olmadığını varsayıyorum. En basit, kafanızı kullanacaksınız. Diyorum ya, bunu gördüğünüz zaman bölgeyi biliyorsanız gidip de orayı kazmayacaksınız. Mantıklı düşüneceksiniz. En önemlisi bu. Önce kafanızı kullanacaksınız arkadaşlar. Bunun işareti aşağıda olmaz. Bakın bundan önce de söyledim. Aşağı kısımlarda bakın zaten dere yatağı tarafına yapmayacak. Aşağı tarafa mezar yapmayacak. İstediğiniz kadar buraları delik deşik edin. Aşağı tarafa mezar yapmayacak. Bu adam bunu buraya koyduysa mezarın şu görmüş olduğunuz düzlüğe koymak zorunda. Mantığı bu. İstediğiniz, hani bu bölgesel değişebilir. Bakın bölgesel değişebilir. Ama şu anki bölgede olanlar için, yani bu kaçıncı video bilmiyorum. Hep anlattım. Bakın hep aşağı kazılıyor. Farkında mısınız? Ama nedense diyorum ya, hep farklı yönlerde arama yapıyoruz. Tecrübe mi dersiniz? Başka bir şey mi dersiniz? Şimdi çubukla bakalım. Çubuğumuz da var. Alan taramız var. Diyelim ki cihazınız yok. Arkadaşlar bu arada çubuk veya alan taramayla ekstradan diğer cihazlarla da videoları ekleyeceğim. Kısım kısım. Denemesini yaptım. Güzel bir cihaz. Beğendim. Başarılı. Görüyor musun? Kartal alan tarama. Tüplü, kimyasal.
Diyorum ya başkası da satmıyor zaten kaya dedektörden başka. Kimsenin de sattığını bilmiyorum. Evet şimdi arkadaşlar bakın bundan bakacağız. Sonra bundan bakacağız. En önemli şey kendimizi kandırmayacağız. Kendimizi kandırmayacağız. Aldığımız sinyallerin gerçek olduğunu olmadığını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu çubuk dönebilir. Normal bir şekilde dönebilir. Eliniz dönmüştür, eliniz yatmıştır, dönebilir. Bunlara takılmıyoruz. Önemli olan şey şu. Yapmış olduğumuz işte kendimizi kandırmayacağız. Kendimizi kandırdığımız zaman zaten baya baya zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Ve geliyoruz. Bakın. Şuradan başlatacağım arkadaşlar. Ekletiyorum. Şimdi şuradan başlatacağız. Bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Aşağıya hiç vuracak mı vurmayacak mı? Bir bakın. Aşağı tarafa, alan tarafa hiç vuracak mı vurmayacak mı? Bakıyoruz. Hiç o tarafı dönmüyor. Ya diyor ki bakın sıradan bir şey. Bu bile aşağıya herhangi bir sinyal vermiyor. Bakıyoruz. Hep yukarı tarafta. Bakın bu cihaz bile aşağıyı göstermiyor. Yani aşağıda aramak saçmasız. Şimdi gelelim bizim yerlerimize. Şu gimbal'ın ayaklarını bir doğrultalım. Bakalım. Ve önce bir geniş çevre araması yapalım. Sağlık çok hassas. Gerçekten hassasiyeti çok yüksek. O yüzden zaten tercih edilebilir bir cihaz. Bir tane mezar aramıyoruz arkadaşlar. Bakın öncelikle bunu söyleyeyim. Kafanızda ve şu anda ben konuştuğum için sadece konuşacaklarım var. Kafanızda herhangi bir mezar görüntüsü olmasın. Bakalım. Bakın hep bu tarafa gidiyor bakın. Bu tarafa gidiyor ama ben o tarafa gitmiyorum ki. Olayın gerçekçiliği var mı? Bakın o tarafa terse döndüğüne göre diyorum ki bakın ileride başka bir şey var. Bak geri alıyorum. Alıyorum. Bu tarafa. Ben diyorum ki şu tarafa gideyim. Bakın bu tarafa gittiğimde bu tarafta mezarlar var mı? Bana bir boşlukla alakalı bir şey verebilecek mi? Tabii ki de bu mezarların içinin hepsinin boş olacağı diye bir mantık da yok. İç ince bir kum yani yağmur suyuyla dolabilir. Yani ben diyorum ya bir tane değildir ama boşlukla o cihazla bulamayabilirsiniz. Bakın geliyorum. Tekrar aynı noktaya geldim. Hala bakın şu taraftaki bir alanı gösteriyor. Ben de buraya geliyorum. Bir adım atıyorum. Ve şu noktada bir tane daha vuracak. Aynen demin vurmuştu. Buraya geliyorum. Nereye gelecek acaba? Arkadaşlar kamera kayıt bitmiş ama sessiz olduğu için telefon farkına varamamışım. Tekrardan geliyorum. Bakın bu noktada bir boşluğumuz var. Sinyalimizi alıyoruz. Bakın şöyle tutuyorum. Geri geliyorum. Küçük bir boşluk. Bunu es geçiyorum. Bakın bu küçük bir boşluk. Bunu geçiyorum. Bakın var aslında ama boşluk şöyle geleyim. Bir saniye. Evet şu noktada bir boşluğumuz var. Çok küçük bir boşluk var. Bakın. Burası ideal. Şurası bakın. Burayı işaretliyorum. Şu görmüş olduğunuz işaretli alanımız. Tekrar tutalım. Evet burası doğru. Geri geri geliyorum. Bakın deminki döndüğümüz yerden sol tarafa atıyordu ya. Bakın geri geri geliyorum. Oradan bu tarafa geldiğinde. Şöyle geçiyoruz. Bakın deminki kazılan alan diyordum ya mezar değil diyordum. Bakın onun içinden geçtik. Herhangi bir şeyi yapmadı. Bakın şu taraftaki alana bizi götürmeye çalışıyor. Götürmesini istiyoruz zaten. Şu ana mezara evet burada da bir boşluk. Biraz ileri alıyorum. Koluma çarpıyor. Şöyle tutuyorum. Kameradan görünüyor mu? Bir bakayım şöyle. Şu anda iyi. Evet. Şöyle hareket ettiğimde bakın şurası boşluğumuz. Burada da küçük boşluk var arkadaşlar. Çok büyük bir boşluk. Şöyle bakalım. Evet. Şurası herhalde daha iyi. Yok. Arka taraf. Evet, tam burası. Çıkıyorum. Bakın çıkıyorum. Çıkıyoruz. Ve arkada kaldı. Gidiyorum hala arkada. Geri geliyorum. Evet şu nokta. Şurası. Evet sabit durduğumuzda. Şu an eliniz zamanla tuttuğunca şey olur.
Diyorum ki ben bu cihazı, orası da şurası arkadaşlar, bakın şu taşı görüyor musunuz? Bu taşın olduğu yer. Bunu bırakıyorum. Hemen hızlı bir şekilde, fazla uzatmayacağım arkadaşlar, çok uzun sürebilir. Tüpümüzü de alalım yanımıza, tekrardan gelmeyelim. Çubuğumuzun boşu şu anda boş takılı. Aynı şekilde başlıyorum. Geliyorum. Bakın aşağı hiçbir şey yok. Bakın geliyorum. Geliyorum. Bakın hala o tarafa, bak düz gittim ki bilerek ne tarafa tepki verecek. Bakıyoruz. Gidiyoruz. Bakın ilk gittiği yere gideceğim arkadaşlar. Bu tarafa vurdu. O tarafa da vuruyor. Şu anda çok net çekerken bakın. Gidiyorum. O tarafa dönmek istiyor ya. Ben gitmiyorum o tarafa. Bakın hala o tarafa çekiyor. Gitmek istemiyorum. Çekti. Güzel. Ben biraz daha hızlı gidiyorum. Bakın buraya geldikten sonra arkaya dönüyor. Şu şekilde döndüğüm zaman şu anda 25-30 metreden fazla uzağa geçmiş bulunuyorum. Geliyorum. Hani ön geleyim diye, göstereyim diye. Aslında biraz daha ben inat ettim. Bakın bir şey yapmıyoruz. Döndü. Bıraktı. Çıktı mı arkadaşlar? Bakın. İkinciyi kendisi döndü. Öbür yere geçiyor. Bakın. Diğer yeri, işaretlediğimiz yeri biliyorsunuz. Sağda üzerinden geçeceğim. Bakıyorum. Koluma çarptı. Şu anda koluma hala değiyor. Geri geliyoruz. Arkada kaldı. Bak tersi alıyorum. Şu anda daha net çekmesi için. Kolumu tam, kamerayı tam önümde, gözümün önünde tutup düz bir şekilde gideceğim arkadaşlar. Şöyle koluma da çarpmayacak şekilde durdurdum ve başlıyorum. Yavaş şekilde gidiyorum. Şu anda tam mezar üstü dediğimiz, boşluk kısmı dediğimiz yerdeyiz. Bak bir geri alıyorum. Burada küçük bir boşluk var arkadaşlar. Buradan geçiyorum. Durdum. Bakın nereye gelecek. Dönüyor diyoruz ya şimdi. Arka kısmı. Ben inat ediyoruz. Hani diğer yeri de görelim diye. Bakıyorum. Bakıyoruz. Hala arkada. Ve öne geldiğinde mezar tam taşın üstüne bastığınızda, görüyor musunuz? Tekrardan çıkıyorum. Bir geride kalıyor. Şöyle dönelim tekrardan. Şunu sabitliyorum bakın. Sabit. Bunun gerçekçiliğini de şimdi birazdan hızlı bir şekilde anlatacağım. Bakın şurası bizim mezar alanımız. Yani boşluk diye tabir ettiğimiz, boşluğun olduğu ihtimalini gördüğümüz bir kısım. Şöyle tam şurası sanırım. Bakalım. Evet şurası. Evet. Şimdi gelelim boşluğun gerçekçiliğine. Arkadaşlar şu taş dedik burası. Elimizi taşın üstüne koyalım. Şunu cihazı şöyle yatıralım. Şunu da yanına koyalım. Bakın şunu da yanına koyalım. Şöyle koyalım. Şunu şuradan alalım. Bunu kaldırdığımız gibi tutalım. Diyorum ki bu gerçek boşluk mu değil mi? Bakalım. Elimizi çarpmazsa, şu anda şey bırakırsa, çöp bırakırsa, şöyle koyalım. Koluma çarptı. Şunu cihazı, hatta gimbalı sabitleyelim hemen. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Diyorum ya soğuk bir zaman. Şöyle uzatıyoruz. Şöyle bir bakalım. Şöyle yaptığımda tam net görülüyor mu? Şu şekilde daha iyi. Şöyle bakıyorum. Sanırım bakayım şöyle kaldırmam gerekiyormuş. Evet, kaldırdık. Şöyle çevreden uzaktan çekiyoruz. Evet. Herhangi bir şey olmadığını göstermek için kolları da açtım. Koyuyorum. Bak şöyle tutuyorum. Kaldırıp ve sabit tutmak çalışıyorum. Şimdi burada küçük bir boşluk. Bak ikisinde de küçük bir boşluk var dedik. Kaldırıyorum sabit bir şekilde.
Çünkü çok yavaş dönüyor. Burada dediğimiz gibi çok büyük bir boşluk yok arkadaşlar. Şimdi şunu deneyelim. Kolumuzu indirelim. Elimi taşa koyuyorum ki sabitliği şey yapsın diye arkadaşlar. Elimde oynatmamak için. Bu daha güzel, daha hassas. Şimdi gelelim diğer kısma. Hemen arkadaşlar fazla uzatmadan buraya geliyoruz. Hangisiyle denesek, hangisiyle denesek fark etmiyor hangisiyle denediğimiz. Durun. Şöyle koyalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar hemen. Arkadaşlar şarjımız bitti diye telefonu değiştirdik. Ama bunun da kayıtını açmadık. Tekrardan taşın yerini falan değiştirmiştik ama yine teyit için. Bakın şu taşın şurada bir çıkıntı var. Boşluk için buraya koyuyorum, dayıyorum bakın. Kendine hareket çok önemli arkadaşlar. Bakın. Yavaş döndüğü hiç önemli değil. Sizin bir zaman, bakın koluma çarptı. Şunu da getirelim. Biraz daha yatıktan yapmam lazım. Şu anda çok zor oluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın kartalı da İnşallah çarpmaz koluma falan. Evet, koluma çarptı. Şu anda çok sağlık tutamıyorum. Taşla beraber tutsam en azından, veya şöyle taşın üstüne koyalım. Bu şekilde çok güç alamıyorum. Şunu arkasına almam gerekiyor. Bu defa da denge, evet şöyle. Kolumu da yatırırsam şu anda bu işlem, elim sabit. Kendi kendine dönmesini istediğimiz yere geldiği zaman istediğimiz her şey olmuştur arkadaşlar. Bakın eğer ki diyorum kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyorsa yeriniz doğru olmuştur. Şöyle koyuyorsunuz ve cihazlarınız dönüyorsa bu sizin için gerçek bir boşluk anlamına geliyor. Yani şu anda iki tane boşluk var. Bak diyorum ya, bunu ben niye yapıyorum? Yani şunu yaptığın zaman herkesin gösterdiğini yapayım. Bakın üstüne geldiğiniz zaman zaten bakın elde daha buradan diyorum ya, bak kolunuza çarpıyor. Hadi diyorum ki eliniz de oynuyor bakın. Olabildiğince bir tane bir tık çekiyorum. Şimdi de diğerlisine bakalım. Hemen içine şeyimizi koyalım. Bakın içimiz, içi boş. Aynı şekilde burada da hazne var. O hazneyi de doldurabilirsiniz. Ben şimdi bu denemeleri yaptıktan sonra arkadaşlar bir de şu ikinci hazne var ya, şu hazne, bu hazneye çubuklarım için koymuş olduğum şeyleri koyacağım. Normalde ben koymuyorum. Bakın bunları da hiçbir zaman koyduğunu koymayın demiştim. Ama koyuyorum. Çünkü benim koyduğumun aynısını bulamayacaksınız veya yapamayacaksınız. Çünkü ben yıllardır aynı şeyi kullandığım için. Evet, bakalım. Üzerine geldim. Mezardaki boşluk dediğimiz alana bakıyoruz. Hiçbir tepki yok. Boşluk var. Ama değerli bir metal yok. Yani bu şu anlama gelir mi? Ya metale düşmüyorsa mezarına yapayım diye düşünenler olabilir. Çok haklılar. Zaten açmamamız lazım. Evet. Tarihi kültürel değerlerimize zarar vermememiz lazım. Bizim diğer mezarı dediğimiz kısma geliyorum. Bakın şöyle göstereyim de. Bakın. Bakın arkadaşlar burada vuruyor işte. Şöyle uzaktan tutayım. Şuradaki yerde şöyle, bakın mezar dediğimiz yer şurasıydı. Bakın vurmuş olduğu yer şurası, şuraya doğru. Ama diyorum ya, bakalım tekrar bakıyoruz. Sadece burada bakın arkadaşlar. Şu noktada vuruyor.
Burada küçük bir şey var. Şu noktada tam şöyle geldiğimizde üzerine tam gelmek istiyorum. Böyle dönmesini istediğim yerde dönsün. Evet. Diyorum ya tam şu noktada bir şey. Evet şu noktada evet arkadaşlar. Bu noktada bir alanımız. Bakın şu an üzerine geliyorum. Çıktım. Bakın geri geliyorum. Şöyle gösterelim. Tekrardan şöyle uzaktan tutayım da girdiğim kısmı da nerede vurduğunu görün. Koluma çarpıyor tabii. Biraz uzun olmuş arkadaşlar. Gerçekten tam şu an üstündeyim arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. İkisinin aynı mantıkta çalışabiliyor mu? Ben kendi cihazımı biliyorum zaten arkadaşlar. Ben kendimden yana sıkıntım yok. Bakın diyorum ya, Kartal bir kişinin yapmış olduğu güzel bir cihaz. Bir kişi sadece kaya döktürüp sattığı, yapan kişinin de farklı bir insan olduğunu öğrenince zaten alma gereği duyduk. Bakıyoruz, bakın aşağıya çeken var mı? Arkamızı döndük. Ne tarafa dönecek? Bakın. Bekliyoruz. Tamam dedik ki bu yanılıyor. Hani o dedik ki kartal yanılıyor. Hadi diyelim ki yanıldı. Hani ben buradaki iki çubuk hem alan tarafı hem çubuk kullanmamın sebebi şu arkadaşlar. İkisini de kullanacaksınız. Bakın şimdi ben size bir şey yapacağım. Elimizi sabit tutalım. Gördünüz. Bakın ne yapmak istediğime bakacaksınız şimdi. İkisini aynı anda kullanacağım. Ne tepkiler verecek? Bakalım. Gidiyoruz. Bakın giderken hem sol hem sağ gibi yapabiliyor. Verdi. Bakın şurada bir dönüş verdi. Gördünüz mü? Geri alıyorum. Gidiyorum. Burada bir dönüş verdi. Bunu buraya bırakıyorum. Bakın olduğu yere bıraktım. Geri geliyorum. Kartalı alıyorum. Bakın gerçekten çok önemli bir şey arkadaşlar. Başlıyorum. Geliyorum. Aynı tepkileri alacak mısınız? Bu çok önemli. Değişik. Geliyorum geri topluyorum. Bakıyorum. Geliyorum. Bakın aynı yerde aynı şeyi yapıyor. Şimdi de kartala devam ediyorum. Bakın burada bir dönüş vurdu. Gördünüz mü? Gidiyorum. O tarafta kalıyorum. Geliyorum bakın geri geliyorum. Düzeliyorum. Döndüğü yerde bırakıyorum. Evet. Şimdi de iki hani ben buradaki mantık şu arkadaşlar. Aynı şeyleri alıyor musunuz? Dönüyoruz. Geri geliyorum. Düzlüyor. Bak o tarafta kalıyor zaten. Tam üzerinden geçtiğiniz zaman bu tarafta kalıyor. Devam ediyorum diyorum. Nereye atacak bakalım. Tam bu noktada bu tarafa vuruyor. Şu noktaya getiriyoruz. Aynı noktaya geldi. Çıkıyorum. Arkada kaldı. Şimdi şunu bırakıyorum. Aldığımız tepkiler net mi? Aynı mı? Şöyle uzak tutayım da bu kolumuzu çarpıyor. Geliyoruz. Şu anda dönecekti ama koluma çarptığı için dönmedi. Uzak tutayım şöyle. Çubuğumuzun olduğu yere geldik. Şu anda geri geliyorum. Uzak tutuyorum.
çıkıyorum. Bakın. Tekrardan şu iki taşı görüyor musunuz? Orası zaten boşluk dediğimiz kısım. Sağ üstünden geçerken dönüyor. Bakın. Döndü. Durduruyorum bakın kendim şöyle durdum. İleri doğru döndürüyorum. Bakın ileri döndürdüm. Şu anda şu noktaya dönüş yapıyor. Tekrardan geliyorum. Şu anda koluma takıldı. Evet. Yeterince açıklayıcı olmuştur bu noktalar için. Evet. Alanlarımız bu şekilde diyorum ya. Bir kere kendinizi kandırmayacağız. Bu işteki en önemli şey zaman. 5 dakikalık bir zamanda bir yeri açamazsınız. Bak 5 dakika uğraşınca. Şu anda ben size şuradan bir konuşma yapıp o şekilde bitirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. İşaret kaliteli olacak dedik. İşaretimiz burada. Şöyle dursun. Şurada şu şekilde koyalım. Boşluk arıyorsanız bu ikisi. Bak bu ikisiyle bulacaksınız. Eğer bu işi bilmiyorsanız bu ikisiyle bulacaksınız. Sonra görüntüleme cihazı sokacaksınız. Sonra derin arama cihazı sokacaksınız. Yani teknolojiyi kullanacaksınız kısacası. Bunlar bir teknolojik aletlerdir. İlkel olanı da var, profesyonel olanı da var. Daha profesyonel elektronik sisteme geçilmiş görüntüleme cihazlar da var. Derin arama cihazlar da var. Ama size şunu söyleyeyim. Boşluk konusunda alan tarama ve çubuğun üstüne bakın. Çubuğun üstüne en yer belirleme de bu ikisinin üstüne kimse çıkamaz. Bu bir diyorum ya inanmayabilirsiniz. Çok sorun değil. Hiç sorun değil hem de. Bu bir şeydir. Ben kendi çubuklarımla diyorum ya bunu gerçekten yani ya şununla çok şey yapabilirim. Bakın ne diyorum? Direkt yani bundan önce yapmadığım bir şey değil aslında. Göstermediğim bir şey de değil. Bundan önceki videolarda da vardı zaten. Ha yine de yapacağız. Yine yapacağım. Bu ikisiyle bakın ikisiyle hiçbir bakın hiçbir cihaz kullanmadan, hiçbir şey kullanmadan, hiçbir işaret bölge olmadan, tamam mı? Böyle bir işaretli olsun gerçi de. Hiçbir yer olmadan bir yer bulup bunlarla açılıp açılmadığını göstereceğim. Onlarca kurgu yapılabilir arkadaşlar. Bakın kurguyu çok kolay yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay yapabilirsiniz. Ama ne diyorum? Kurgu yaptıktan sonra sonrasında kendinizi kandırırsınız. Zamanınızı kaybedebilirsiniz. Ben sizin için uğraşıyorum. Ben işin mantığı kısmındayım. Öncelikle diyorum ya işin mantığı kısmı çok önemli. Neyin ne olduğunu bilmek önemli. İşaret kaliteli olacak. Bakın işaret çok kaliteli olacak. Gerçekten iyi bir şey. İyi bir mezar alıyorsunuz. İşaretiniz kaliteli olacak. Bölgede tek olacak. Bulunduğu yer güzel olacak. Kayası güzel olacak. Kayası büyük olacak. Kaybolmayacak. Güzel bir mezarlık arıyorsanız bu şekilde kaliteli alanlar olacak. Şu işaret gerçekten mükemmel bir kaliteye sahip. Yani bunu gerçekten çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü diyorum ya çok kolay bulunan bir işaret değil kalite bakımından. Derinlik bunun bir şeysi var. Yani birçok şeyi var aslında her şey. Onlara fazla girmeyeceğim neyse oralar karıştırmayalım da. Bazı şeyleri diyorum ya söylemek istediğiniz onlarca şey olabiliyor. Aslında biraz bu aralar çok fazla detaycı oldum ama yine de ben size gelip de şu kayaların arasını kazmazdınız eğer ki mantıklı bir iş yapmış olsaydınız. Demem o ki arkadaşlar yapmış olduğunuz işin mantığını öğreneceksiniz. Yani bir insan araba sürerken nasıl önce vitesi takıp sonra debriyajdan ayağını kaldırması gerektiğini biliyorsa önce bunu öğreniyorsanız bu işi yaparken de bu işin mantığına göre hareket etmek zorundasınız. Uzatarak da böyle biraz saçma bir şekilde söyledim ama
Bunu öğrenmek zorundasınız. Yoksa cihazın önemi yok. Bakın gerçekten cihazın önemi yok. Bunlar size yardımcıdır. Önemli olan sizin mantığınız. O mantığı kullandıktan sonra, o kafanızdaki düşünceleri kurduktan sonra sizin en büyük, bakın en büyük cihazınız kafanız. Sonraki süreçte cihazlar girecek ve diyeceksiniz ki yani bu iş mantığı, o dönemin insanın mantığını anlamak çok da zor değilmiş. Şimdi aşağı ineceğim, bakın. Aslında daha anlatılacak çok şey vardı arkadaşlar. Ben girmiyorum. Fazla giremiyorum. Şurayı da gösterip o şekilde bakın. Tepeden kazdınız. Güzel. Kayanın altında hiçbir işlem yok. Bakın şu noktalar, şu görmüş olduğunuz kısımlar var ya, hiçbiri de kazılmamış noktalar. Ve geldiniz, inat ettiniz, dediniz ki ben bu kayanın altında ölmek istiyorum. Bak, görüyor musunuz? Hiç kazılmamış bir alanı kazıyorsunuz. Arkadaşlar lütfen. Canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Yapmayın. Bak, bir işin mantığı varken olmaz şeyleri yapmayın. Kendinize iyi bakın. Diyorum ya, kendinize çok iyi bakın. Kayaların altında, gereksiz yerlerde gereksiz şeyler aramayın diyorum. Yani şurayı bu kadar kazmanın da bir mantığı yok. Her şeyin bir mantığı var. O yüzden kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İşaretli kayanı bakın, şuranın üst kısmındaki alanda kalıyor. Şu noktadaki kayanın üstü işaretli kaya. Bayağı ilerisinde kazmışlar oysa ki. Kendinize iyi bakın.